Şekildeki üçgende BAC 20 derece olup AB ve AC kenarlarını kesecek şekilde mavi bir çubuk koyulduğunda BD'nin AE'ye BD'nin de AE'ye eşit olduğu söyleniyor. Bizden X açısını istiyor. Şimdi arkadaşlar bu da sorularda sık sık karşımıza çıkan bir şey. Şimdi size eşitlikler veriliyor. A, D, eşit. B, D'de A, eşit. Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorsunuz. Fakat esasında size sorulmak istenen, gösterilmek istenen şey daha basit bir şey. Nasıl? Bakın şimdi şuraya A deyin. Burada. Ha Buraya B deyin. Burada B. E şimdi şu kenarı okuyun. A artı B. Bu kenarı okuyun. A artı B. Ha, size o parça parça verilen eşitlikler esasında bir bütünde ne yapıyor? İkiz kenar üçgen oluştu. Onun için sadece eşitliklere konsantre olmayın. Bazen bütüne de bakmanız gerekebilir. O zaman buradaki espri neymiş? şekil ikizkenar üçgen. O zaman soru çok kolay. Tepe açısı 20. 180'den 20 çıkar 160. 2'ye böl 80 80. Aradığımız cevap E şıkkın. AB'nin DC'ye eşit olduğunu vermiş. 50 80 bizden x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar bir geometri sorusunda eğer iki tane eşit uzunluk varsa bunların birer köşeleri ortak olmak zorunda. Yani şu vatandaş bu vatandaş eşitse şunlar ortak olmak zorunda. Ki ben de şöyle uçlarını birleştireyim. Karşıma bir ikiz kenar çıksın. Şimdi bu vatandaş şuna eşit. Hiç alakası yok. Size bir fayda sağlamaz. Ya da bu vatandaş şuna eşit. Birbirlerini kesmişler. Bu da size fayda sağlamaz. Bu ikisini görürseniz anlayın ki bu şekilde kullanmayacaksınız. Başka bir hareket yapacaksın. Şimdi bizim soruya bakıyoruz. A, B, D, eşit. Alakasız eşitlik hiçbir işe yaramaz. Buradan başka bir şey çıkacak. Siz onu kovalayacaksınız. Peki nasıl bulacaksınız? E şu açıları bir yerleştirin. O zaten kendiliğinden çıkar. Bakın burak kaç derece? 80. Burak kaç derece? 50. 80 50 130 180'den çıkar. Ha buradan oldu. 50. Oba ikiz kenar değil mi? O zaman AC de ne gelecek şimdi? Buna eşit gelecek iki çizgi. Zaten bu vatandaş buna da eşitti. Bakın AC ile DC de ikiz kenar oldu. Tam istediğim gibi eşit iki tane doğru parçası. A'da köşeleri ortak. AC ile CD iki tane eşit doğru parçası. C tepeleri ortak. Tam istediğim gibi. O zaman ne yapıyoruz? İki tane doğru parçası birbirine eşitse bir tane tepe ortak olacak. Değilse Orada başka bir şey var. Onu yakalayacaksınız. Şimdi soru bitti. Adana, Ceyhan, Denizli üçgeninde bu köşe x derece ise ikiz kenarlıktan dolayı bu köşede ne olacak? x derece. Ne diyorduk arkadaşlar? Üçgende açının en önemli özelliği bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşit. Doğru mu? Yani x ile x'in toplamı 2x. Üçüncü açının dışı 50'ye eşit. 2x 50'den x eşittir 25. Aradığımız cevap C şıkkı. AC'nin CB'ye eşit olduğunu söylemiş. Dikliği vermiş. Diyor ki bize BCA X'in BDH teta türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi bakın şurası kaç derece? 90. Burası kaç derece? Teta. E şimdi burası 90 ise diğer iki açının toplamı da 90 olmalı. E tetası buradaysa buraya ne kalacak? 90 eksi teta. Peki AC ile CB ikiz kenar birbirine eşit. Uzan zaman burada 90 eksi teta ise buradan olacak arkadaşlar. 90 eksi teta değil mi? Bakın şu kenarla bu kenar birbirine eşitse bunları gören açılar bu vatandaşla bu vatandaş birbirine eşit olmalı. O zaman ne diyeceğim? 90 eksi teta artı 90 eksi teta artı x eşittir 180 derece. Ne yaptık? Şu üç köşenin toplamını 180 eşitledik. 90, 90, 380. 380'ler gitti mi? Eksi teta, eksi teta, eksi 2 teta. Atın bu tarafa. X eşittir. Ne oldu? 2 teta. İşte X'in teta türünden eşiti Neymiş? 2 teta. Cevabımız B şıkkı. A, E, D, dikmiş. A, E, D, dik. e, şekilde öyle bir şey gözükmüyor değil mi? Neyse dursun bakalım. A, E, E, B, Y, B, C. D, C eşit bizden. B, D, C. X açısını istiyor. Şimdi arkadaşlar geometride genelde ihmal edilen şeylerin başında şu alttaki bilgileri okumamak gelir. Okumak gelir. Şimdi şekle direkt odaklanıyoruz ya. Alttaki bilgileri okumuyoruz. Bazı şeyleri kaçırıyoruz. Bu soruda olduğu gibi. Şimdi siz bu soruda direkt şekle odaklanırsanız çözmeniz mümkün değil. Çünkü şu bilgi şekil üzerinde verilmemiş peki ne diyor AE doğrusuyla DC doğrusu birbirine dik diyor. Yani şunu demek istiyor. Şu AE'yi uzat diyor. Uzattık. DC'yi de uzat diyor. Uzattık. Ha işte bu ikisi birbirine ne olacakmış arkadaşlar? Dik olacakmış. Bakın bunun şekil üzerinde yok. Buradan görmeniz lazım. E şimdi gerisi artık gerisi ne yapacağız arkadaşlar? Çözeceğiz. Ne yapalım? Buraya x vermiş. İkiz kenar. o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? X. E ters açı buradan olacak arkadaşlar? X. E ikizkenar burası da ne olacak? X. Şimdi dikkat edin. Şu X ile X'in toplamı neydi o? Üçgende açıların en önemli kuralı. Bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşit O zaman bu ikisinin toplamı üçüncü açının dışına yani buraya eşit olacak mı? Ve soru bitti. Kırmızı üçgene bakın. 90 2x x iç açılar toplamı 180 derece. Artık buradan x'i bulmak kolay. Doğru mu? Atın bunun tarafa. 3x eşittir 90. Her tarafı 3'e bölersek x eşittir 30 derece. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Soruların altındaki, üstündeki, sağındaki, sondaki bilgileri okumamazlık etmeyin. Yanılabilirsiniz. Evet cevabımız B şıkkı. ABC üçgeninde BL, BE'ye, CM, CF'ye eşit olmak üzere. X, Y'den büyüktür, X, 90'dan büyüktür, X, 90'dan küçüktür şeklinde öncüller verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi ne yapalım? Şu ikiz kenar üçgenleri açılarına bakalım. Hiçbir şey vermemiş. O zaman ne yapacağız? Mecburen harflendireceğiz. Hadi harflendirelim. Şuraya A diyelim. Burası da ne olacak arkadaşlar? A. O zaman buraya B diyelim. Burası da ne olacak? B. Peki burası A ise ters açıdan burada A mı? Burası B ise ters açıdan bura B olacak mı? Şunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir hatır yapalım. Neydi o? Şu bumerang diyorduk değil mi? Ya da uçak diyen de var Bunu Artık size kalmış. Bura A derece. Bura B derece. Burada C derece olmak üzere. Bu üçünün toplamı bana nereye veriyordu? Bu aradaki açıyı veriyor. Doğru mu? Şimdi biz de ne yapacağız? Şu kırmızıyla gösterdiğim bumerang bunu uygulayacağız. Bakın görüyorsunuz. Ha, y şu köşeye artı A artı B. Toplarsam bana nereye verecek? Şu aradaki açıyı yani x'i. Buradan A artı B ne geldi arkadaşlar? Atarsak bu tarafa x eksi y geldi. Bu cepte dursun. Peki başka ne biliyoruz? Bakın şu A ile A'nın toplam 3. açının dışı. Buraya verecek mi bana 2A? B ile B'nin toplamı 3. açının dışı. Buraya verecek mi bana? 2B. Ha bakın buradan da ne elde ettik? Y artı 2A artı 2B eşittir 180. Y artı 2A artı 2B eşittir 180. Şimdi artık ne yapacağız? Bunları arasında bir ilişki kurup şu öncüllerin hangisi doğru hangisi yanlış bulacağız. Şimdi bakın şuradan başlayalım. A artı B ne eşitmiş? X eksi Dikkat edin şurada A diye bir açı var. Burada da B diye bir açı var. Açılar nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Demek ki A artı B toplamda pozitif olmalı. E A artı B x eksiye eşit değil mi? Demek ki x eksiye pozitifse x ne olmak zorunda? Y'den büyük olmak zorunda. Birinci öncülü bulduk. Gelelim ikinci öncüle. Şimdi A artı B'yi ne bulduk biz? X eksiye değil mi? Hemen şurada yazıyorum. Y artı 2 parantezinde A artı B onun yerine x eksiye yazıyorum. Eşittir 180. Buradan ne geldi? y artı 2x eksi 2 eşittir 180'den. Ha, şurayı toparlarsak 2x eksiye eşittir 180 gel. Şimdi burayı yorumlayalım. 2x eksiye 180 derece ise diyor ki x 90'dan büyük olmalı. Şimdi x 90'dan büyük olursa 2x 180'den büyük olur. Ha, burası 180'den büyük olduğu için y diye bir açı çıkarttığımda sonucun 180 olması gayet normal olur. Dolayısıyla ikinci madde de doğru oldu. 3'e bakalım. X 90'dan küçüktür diyor. X 90'dan küçük olursa 2 ile çarparsam 180'den küçük olur. E 180'den küçük bir sayıdan y çıkartırsak sonuç 180 olmaz. Ya da olur ama bu sefer Y negatif olur. O da bu açının D olmaz negatif olması. Ha, dolayısıyla bu arkadaş doğru değilmiş. O zaman aradığımız cevap 1 ve 2 yani D şıkkı. TA'nın TB eşit olduğunu vermiş. Şöyle enteresan bir eşitlik var. 20 derece bizden x'i istiyor. Ne yapalım? Şu enteresan eşitliği harflendirelim. Şu AB'ye ne diyelim? A diyelim. Aha da burası. Şu BC'ye B diyelim. Bakın o da burası. O zaman ne oldu bunu tarafa atarsak? TC artı B oldu mu? Ha burası da A artı B. Ha bakın ne oldu şimdi? Burası A artı B. Burası A artı B. Karşımıza ne çıktı? İkiz kenar üçgen. Yani burada ikiz kenar üçgen var demiyor da şöyle bir şov yapmış bize. E olsun. Tepe açısı kaç derece? 20. 180'den 20'yi çıkar. 160. 2'ye böl. 80. 80. Doğru mu? Peki şu TA, TB'ye eşit. O da ikiz kenar. O zaman burası 80 ise burada 80. Ha, 80, 80, 160. Buraya ne kaldı? 20 mi? Tamamı 80'di. X'e ne kaldı? 60. Cevabımız D şıkkı. ABC üçgenin şeklindeki kağıt parçası bir makasla alfa olacak şekilde ABD açısı ve DC de BC olacak şekilde ha şu iki vatandaş birbirine eşit olacak şekilde kesiliyor. Buna göre x'in alfa türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi köşe kaç derece? 90. E, alfası buradaysa o zaman buraya ne kaldı? 90 eksi alfa. E, i̇kiz kenar bura 90 eksi alfa ise burada 90 eksi alfa olacak mı? Şimdi dikkat edin. Denizli, Bursa, Ceyhan üçgeninde iç açılar toplam 180 derece değil mi? Toplayacağım. 180 eşleyeceğim. Hadi toplayalım. 90, 90, 180. Eksi alfa, eksi alfa. Eksi 2 alfa. Artı x eşittir 180. Bakınız 180'ler gitti. At bu yavru bu tarafa x eşittir ne oldu? 2 alfa. İşte x'in alfa türünden eşiti 2 alfa. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Eşitlikleri söylemiş. X'i göstermiş. Yukarıdaki verilere göre X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Ha Demek ki X'i bulmayacağız. Bir aralık bulacağız. Oradan en büyük en küçük artık neyse onu ayarlayacağız. Hadi başlayalım. İkiz kenar var. İkiz açılar birbirine eşit olmalı. Burası x ise burada olacak arkadaşlar? x. x ile x'in toplamı üçüncü açının dışı o bana burayı verecek. Doğru mu? 2x. Üçgende açıların en önemli özelliği neydi arkadaşlar? Bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir. En önemli özellik bu. İç açılar toplam 180'miş. Dış açılar toplam 360'miş. İkiz kenar üçgenin taban açıları eşitmiş. Bunlar fasafiso. En önemli özellik bu bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşit. Peki xx dış açı 2x. İkiz kenar burası 2x ise buradan olacak arkadaşlar 2x. Şimdi genelde buraya kadar görülüyor. Şimdi üçüncü bir hamle yaptığınızda orada bazen kafalar karışabiliyor. Bakın şurası kaç derece x? Burası kaç derece 2x? Ha, bu ikisinin toplamı yine üçüncü açının dışı yani bana buraya verecek. Doğru mu? Ha, burasına gelecek 3x. İkiz kenar burada oldu arkadaşlar? 3x. E, şurası boşta kaldı garibim. Ona da ne diyelim artık? Alfa diyelim Bakın ne oldu böylece? 3x, 3x alfa. Toplam 180 mi oldu? E toplarsak 6x artı alfa eşittir. Kaç gelecek? 180 derece. Ya da şu büyük üçgenden de görebilirdiniz. x 3x, 3x de burada var. 6x artı alfa 180 derece diyebilirdiniz. Peki şimdi buradan sonra ne dedik? Demek ki bir değer vereceğiz ki en büyük en küçük muhabbeti gelsin. Şimdi 6x artı alfa ne işte arkadaşlar? 180 derece. Ha, ben x'e şu an en fazla ne verebilirim diye düşüneceğim. x'e e 30 varsa, ha 180 olur alfa da 0 olur doğru mu? E, alfanın 0 olmayacağı belli. Açım 0 derece gelemez. O zaman x için 30 fazla geldi. Ne yapalım? Bir tık düşürelim. 29 verelim. Dolayısıyla burası ne gelecek? 174. Alfa'ya da ne kalacak? 6 derece. O zaman x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 29 derece. Yani aradığımız cevap da B şıkkı. Şekildeki futbol sahasında hızları birbirine eşit olan ABC. ABCD diye futbolcada olmaz ki. Bunları şöyle yazalım. Şu Atiba olsun. Bu enkudu olsun. Şöyle tam böyle yazılıyordu herhalde. Bu da tahmin edeceğiniz üzere gezal olsun. Tamam. Evet aynı anda hareket ettiklerine aynı anda futbol topuna ulaşmaktadır. Ee, 40 dereceyi vermiş bize. BAC açısı şurası 40 dereceymiş. Bizden ne istiyor? BOC istiyor. Yani enkudu ile gezal arasındaki şu açıyı istiyor. Şimdi dikkat ederseniz hızları aynıymış. Pek gerçekçi bir soru olmamış ama olsun hadi. Aynı anda hareket ediyorlar. O zaman ne olacak arkadaşlar? Aynı sürede vardıklarına göre bunların aldıkları yollar da birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla bu üç uzunluk birbirine eşit. O zaman şuraya A derece dersek ikiz kenardan burada A e buraya B derece dersek ikiz kenardan buradan olacak arkadaşlar B. Şimdi şurası 40 dereceydi ya. Ha demek ki A artı B kaç derece? 40 derece. Benden nereye istiyor? Şu aradaki açıyı. Bu merenka hatırlıyorsunuz değil mi? Ya da uçak diyorduk. Bu vatandaş artı bu vatandaş artı bu vatandaş üçünün toplamı bana nereyi veriyordu? Şu aradaki açıyı. O zaman toplayalım. A artı B artı B Artı A. Yani burası 2A artı 2B der mi? E biraz önce A artı B'yi 40 bulduk. Demek ki 2A artı 2B 80 derece. Aradığımız cevap A şıkkı. Şekildeki 2 kenardan 3 tane alınarak 3'ü de tamamen gözükecek şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Bizden nereye istiyor? PRS açısının ölçüsünü istiyor. Şimdi bakıyoruz. Bizim ikizkenar kenar üçgenin tepe açısı 20 derece. 380'den 20 çıkar 160 2'ye böl. Taban açıları kaç kaç gelecek? 80 80. Şimdi bu verileri gelip buraya yazalım. Burası 20 derece. Buralar 80 80. Hemen şöyle yazalım. Şu tepelerde kaçar er derece? 20'şer derece. Peki ben neyi biliyorum arkadaşlar? Bunlar eş üçgenler olduğu için açılar aynı olduğu gibi kenar uzunlukları da aynı doğru mu? O zaman ben şunu da ne yapabilirim? Şöyle gösterebilirim. Yani şu ikiz kenarlar bu vatandaş bu vatandaş, bu vatandaş, bu vatandaş birbirine eşit. E şimdi dikkat edin şuraya T dersek Rize, Trabzon, Prasa. Bu üçgen arkadaşlar artık ne olacak? İkiz kenar üçgen. Tepe açısı kaç derece? 80. 180'den 80'i çıkar 100. 2'ye böl. 50. 50. Demek ki buraya ne kaldı? 30 kaldı. E, aynı şekilde bakın burada da var. Şuraya K diyelim. Rize Kastamonu, Samsun. Görüyorsunuz değil mi? İkisi kenarı. Tepe açısı gene 80. O zaman taban açıları gene ne gelecek? 50, 50. 20 buradaysa buraya ne kalacak? 30. Şimdi benden nereye istiyordu? Şu aradaki açıyı istiyor. Doğru mu? Ha, ortada bir 20. Yanlarda iki tane 50. Toplarsak 120. Cevabımız B şıkkı. Şekildeki kapı B, A, C, alfa olacak şekilde açıldığında A, C, B A, C B. ha şu açının alfa türünden eşitini istiyor galiba değil mi? Evet şıklara bakıyoruz hepsi alfa türünden. Şimdi arkadaşlar bir soruda kapı açılıyorsa, pencere açılıyorsa, kutunun kapağı açılıyorsa ya da ne bileyim arkadaşlar bir dolabın kapısı açılıyorsa anlayın ki orada ikiz kenar var. Onun için bu kapıları size açtırıyorlar. Neden? Şimdi i̇şte bakın kapı AB kenarından çıkıp AC kenarına geliyor. Doğru mu? E kapı kapalı iken AB açtığınızda AC. O zaman bunlar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Ha, bunlar birbirine eşit olursa ne oldu? AB, AC ikiz kenar oldu. Demek ki bir soruda bir şeyler açılıyorsa kapıdır, penceredir, kutudur, kitaptır değil mi? Kitabında kapı açılabilir ya da dolabın kapısıdır. Bunlar açılıyorsa anlayın ki orada ne var? İkiz kenar üçgen. Peki madem ikizkenar kenar var o zaman buraya x dersen burada ne olacak arkadaşlar? X. Ne oldu şimdi? 2x artı alfa eşittir 180. Şimdi bize neyi soruyordu? X'in alfa türünden eşit. O zaman x'i yalnız bırakalım. 2x eşittir 180 derece eksi alfa. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir 90 derece eksi Alfa bölü 2. İşte ACB açısı yani x'in alfa türünden eşiti. Yani aradığımız cevap C şıkkı.